Hay! Şimdi elime düştünüz işte küçük mavi solucanlar sizin. Koş Sakar! Koş! Bu sefer elimden kaçamazsınız. Kötüye dikkat et! Ne kötü? İmdat! Beni yakaladı! İmdat! Bırak beni! İmdat! 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 Kes sesini! Nefis bir yemek ki bu. Yemek mi? Hayır! Bu beni... İmdat usta! Bakamıyorum bile! İmdat! Bakamıyorum! İmdat! Ben daha çok gencim! İlk ısırık her zaman çok lezizdir. Ay! Hapçi! Bu taraftan Sakar, sıvışalım hadi. Hadi koş! Aman of usta, ay hayatımı kurtardın. İnan bunun altında kalmayacağım. Merak etme, bunun karşılığını bir gün ödeyeceğim. Boş ver Sakar, bunu her şirin öbür şirine şirinlerdi. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Nasıl ödeyeceğimi biliyorum. En azından bunu yapabilirim. Sakar, sen ne yapıyorsun? Kahvaltını yatağına getireceğim. Bu kadarını yapabilirim sanırım. Bütün bunlara hiç gerek yoktu Sakar. Sorun değil. Sen rahatına bak. Ben her şeyi yaparım. İşte kahvaltınız. Sağ ol Sakar. Dur, bekle. Önce peçeten. İşte oldu. Bu kadarı yeterli Sakar. Ben zaten hiç kahvaltı etmem ki. Sevindim çünkü sana muhteşem bir şeyler hazırladım. Hayır, yemek yiyecek vaktim bile yok. Biliyorsun dükkanda yapılacak çok iş var. İşin çok mu? O zaman yardım edeyim. Bunu yapabilirim. Nereden başlayayım? Sen otur ve beni izle lütfen. Elbette. Sakar, oradan izleyebiliyor musun beni? Tabii. Buldum. Alet kutusuna vida getirebilirsin. Hadi bakalım. Elbette. Alet kutusundan vida getireceğim. Alet kutusundan vida getireceğim. Tralalala. Tralalala. İşte vidalar. Ne oldu? Bilmiyorum ama bu vidaları hemen şuradan aldım işte. Bak şimdi Sakar, büyük sırrımı öğrenmiş oldun. Ben de çiftçi şirin için bir korkuluk yapıyordum. Bu onu bir süre için rahat ettirir. Usta, yanına geleyim mi? Sen orada kal. Gelebilir miyim? Orada kal. Usta! Orada kal dedim. Usta, peki şimdi? Orada kal. Sakar, ne oldu? Neredesin? Yukarıdayım usta. Usta, sanırım havalandım ben. Çiftçi, işte otomatik çalışan rüzgar güçlü yeni korkuluk. Ben de yardımda bulundum çiftçi. Ama altında bir kaya parçası kalmış. Sorun değil, şimdi hallederim. Sakar yapma. Sorun değil, bu kadarını yapabilirim. Onu durdurmalıyız. Direkt olarak köye gidiyor. Dikkat et! Kaçın, korkuluk geliyor! Kaçın, korkuluk geliyor! Kaçın! Korkuluk kaçın! Kaçın, kurtarın kendinizi! Hareket eden korkuluktan nefret ediyorum. Hadi şu an içi şirinleyelim. Hadi onu hadi dilindirelim. Yoksa onu bile yakaladım işte. Tamam. Hill'dan nefret ediyorum. Ne harika bir korkuluk usta. Civarda onun gibisi yok. Senin için başka ne yapabilirim? Hiçbir şey istemiyorum. Ama sen hayatımı kurtardın. Bunu bütün şirinler için yapardım. Yani unut gitsin, oldu mu? Tamam. Peki.
Peki. Sakar! Ne istedin? Korkuluk mu? Vida mı? Sakar, neden birazcık tahta toplamıyorsun? Tabii! Bu kadarını yapabilirim. Olamaz, ondan kurtulamayacağım. Sakar'ın duygularını rencide etmeden bu sorunu çözümleyecek tek bir şirin var. Ya beni öldürdüğün için sana teşekkür ederim. Bence biz öncelikle sorunun şeyini yapmalıyız. Ben Şirin Baba'yı kastetmiştim. Evet Şirinler, usta sanki tehlike demiş gibi bir ortam yaratacağız. Usta imdat isteyecek, Sakar'ın onu kurtarması gerekecek. İşte ben de bunu tavsiye edecektim. Gördünüz mü? Ancak bu yolla işin... Zekilerin derini dese öldükten sonra anlaşılırmış. Her şey hazır mı usta? Pekala Şirin'e. Bir deneyelim, mükemmel olacak bu. Öyleyse hazırız. Tamam, Sakar'ı çağırın. İmdat! İmdat! Usta! İmdat! Odun topluyorum ha, usta odun topluyorum. İmdat! 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 İşte geliyor. Bekle, yanlış yere gitti. Hayır, gelmiyor. Hayır, geri dönüyor. Bekleyin, yine aynı yere dönüyor. İmdat! Sorun nedir? Usta nerede? Orada, kütüğün altında kaldı. Sakın korkma dostum, seni oradan hemen şirinleyeceğim, merak etme. Şşt, halat! Halat asılacak kadar güçlü şirin olsaydı. Evet ama Sakar gibi güçlü bir şirin halatı çekebilir, öyle değil mi? Halat mı? Şu halat! Ya hayır! Sakar! Dikkat et Sakar! Ay aman usta, yine hayatımı kurtardın. Şimdi sana iki kere borçlanmış oldum. Umarım bu işe yarar Şirin Baba. İşte geliyor usta! İmdat! Sakın merak etme usta, geldim. Keşke yüzmeyi biliyor olsaydım. Kayığı alabilirsin. Doğru, kayık. Keşke kürek çekmeyi bilseydim. Çok basit, yardım ederiz. İşte geldim usta, asıl. Hadi. Birazdan oradayım usta, merak çok etme. Birazdan oradayım. Biraz yavaşla. Çok hızlısın, yavaş ol diyorum sana, yavaş ol. Çabuk, halatı çekin. İmdat! Kütüğü tut Sakar ve asla unutma, yaşaman buna bağlı. Hadi tut! Usta, yine hayatımı kurtardın. Bu tıpkı bir rüya gibi. Daha çok kabus gibi. Buldum! Sakar böylelikle ustayla ödeşebilir. Son kez olarak sahte bir canavar ustayı yakalayacak ve Sakar'ın tek yapması gereken de onu korkutmak olacak. Nasıl fikir? Evet, çok iyi bir fikir. Bu iş için korkuluğu kullanmalıyız. Harika bir fikir bu Şirin Baba! Ay, çok ürkütücü. Evet, sanırım bu işi iyi becerdik Şirinlerim. Tekere bir taş daha lazım. Ben gidip taş getireyim bari. Niye? Çocuklar, canavarımız geliyor. Hem de çok çirkin. Şirin, usta seni şurada bekliyor. Harika olmuş. Şirin Baba, gerçekten bir numara bu konuda. Canavardan nefret ediyorum. Neden nefret ediyorum? Vay! Korkulukla çok iyi iş becermişler. Çok başarılısınız çocuklar. İmdat! Sakar! Hatta sesi bile gelecek canavara benziyor. O kadar sıkmayın ama çocuklar. Bu Şirin Baba'nın en iyi fikirlerinden biri. Hey Şirinler, geri getirin!
Ha, hatta sesi bile gerçek canavara benziyor. Ha, bir dakika, bu korkuluk değil. Ha, imdat, evet bu bir korkuluk değil. İmdat, imdat. Ulu Şirin, usta gerçek bir canavarın eline düştü. Hey, seni gidesin. Ustamı bırak çabuk hadi. Evet, ve bir an önce Şirin de, yoksa Şirin baba sana çok kızar. Sakın korkma usta, geliyorum. Bana güvenebilirsin. Canavara yol açın. Vay, Sakar hayatımı kurtardın. Efendim, sanırım artık ödeştik usta. Hem de kesinlikle ve ben sizinle gurur duyuyorum. Ya hayır Şirin baba. Ne? Bence bu durumda şimdi de usta Sakar'a borçludur. Çünkü Sakar onu kurtardığında usta onu borçlamamıştı. Yani Sakar da... Şirin babanın dediği gibi şimdi herkes ödeşti. Şirin babaya bitki kökleri, Şirin babaya bitki kökleri, Şirin babaya bitki kökleri topluyorum. Tanrım, nedense yoluna hep bir kaya çıkar. Ama bu benim kazmam kırılmadı ki. Aptal taş. Şirin babaya bitki kökleri, Şirin babaya bitki... Tanrım, tıpkı taşın gösterdiği gibi bu taş olacakları önceden görüyor. Şirin babaya söylemek için sabırsızlanıyorum, eminim buna çok sevinecek. Taş mı? Evet, bitki kökleri topluyordum ve... Sakar Şirin, bunun en şirin günlerimden biri olduğu söylenemez. Damım su akıtıyor, en değerli iksir köklerim mahvoldu. Senin bundan daha taze kökler getireceğini umuyordum doğrusu. Özür dilerim Şirin baba ama bu taş aslında yani... Ay lütfen Sakar, yapacak yığınla işim var. Peki Şirin baba? Tembel, taşıma baksana. Taş mı? Evet, geleceği gösteriyor. Gelecek mi? O Sakal, sen rüya görüyorsun. Sen uyandığına kadar ben de görüyordum. La 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 la. Siz de çok şirin keş bir şey görmek ister misiniz? Sağ ol, zaten görüyorum. Hey Somurtkan, taşıma bakmak ister misin? Geleceği şirin diyor. Gelecekten nefret ederim. Vay canına, yine yapıyor. Hey, bu obur. Bütün sevdiği yemekleri çöpe atıyor. Hey, şirinler, beni dinleyin. Diyorum ki obur en sevdiği yemekleri çöpe atacak. Ne dersiniz? Obur şirin mi? En sevdiği yemekleri atacak ha. Bu kesinlikle imkansız. Sakar, lütfen güldürme beni. Yeter artık be. Ay, gözlerime inanamıyorum. Obur, sen aklını mı şirinledin? Ha? Hayır. Kurabiyelerimi pişirirken şeker yerine tuz koymuşum. Hepsi mahvoldu. Gördünüz mü? Taşımın dediği çıktı işte. Dur bakayım şu taşı da bir de ben göreyim. Ben de. Hiçbir şey görmüyorum. Kabul etse karşının, sadece iyi bir tahminde o kadar. Hayır, değildi. Durun. Şirine'nin evini görüyorum. Yerle bir oldu. Ay bu çok saçma ya. Şirine'nin evi mükemmel şirinlikte. Biliyorum çünkü az önce ona bir bodrum kazdım. Ne dedin? Ama önce bu desteklerin konması gerekiyordu. Ne destekler mi? Çok teşekkürler güçlü. Bu gerçekten de şirinlenir gibi değil. Sakar. Taşında başka neler görüyorsun? Neler görüyorsun? Şirin aşkına burada neler oluyor? Benim taşım Şirin baba. Geleceği şirinliyor. Bunu daha önce de duymuştum. Evet, şimdi hatırladım. Bu taşı kim bulursa geleceği yalnız o okuyabilirdi. Evet, işte böyleydi. O benim o. Ha, bir zararı olacağını sanmam Sakar. Ama sakın unutmayın küçük şirinim, geleceği siz yaparsınız.
gelecek bir taştan öğrenilmez. Aferin baba! Bu yüzden kendinizi kaptırmayın Sakar Şirin. Hayır asla Şirin baba. Hayır asla Şirin baba. Benim için neler diyor bir baksana, iyi bir şey var mıymış, ne olacağım ben? Öğrencilerimkini! Şirin baba kendinizi kaptırmayın dedi. Gel Sakar, ben seni evine götürürüm. Tıpkı Şirin babanın istediği gibi. Çabuk ol Sakar, taşına benim geleceğimi sor bütün ayrıntılarıyla. Ama gözlüklü Şirin sorulara cevap veremez ki. Veremez mi? Öyleyse beni neden buraya getirdin? Ben çok meşgul bir Şirin'im. Merhaba Sakar, taşın için bu Şirin kutuyu yaptım. Şimdi sıra geleceğimde. Sakar Şirin, bunları senin için şirinledim ve geleceğimi merak ediyorum da söyler misin? Ah benim Sakar dostum, en sevdiğin şirincik pastasını pişirdim. İşte en sevdiğim aynı. Ve yumuşak yastık. Ve yumuşak yastık. Durun biraz. Sakar Şirin'in yardımcısı ve özel danışmanı olarak... Bir kural listesi hazırladım. 1. Bütün talepler önce gözlüklü Şirin'e verilecek. 2. Bütün hediyeler gözlüklü Şirin ve Sakar Şirin'e ulaştırılacak. Bu arada obur... Ya şirincik pastamı bol tarçınlı severim. 3. Sanırım 3. kurala karşı geldiler. Hadi geleceğini söyle. Hadi şu taşı önce yakacak otun şirinlemelisiniz. Daha da sürülmeli yapacak bir sürü iş var. Hadi bakayım hadi. Evet Şirin baba. Hepsi şirinlenmeden geri dönmeyin. Hey, tarçını biraz az. La 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 la. Gargamel! 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 İmdat! Başardım. Bağır mavi beynin batıncaya kadar. Çabuk olun Şirinler, bir şeyler yapmalıyız. Ama ne yapacağız? Sakal Şirin'e soralım. Evet doğru. Taşıyoruz da şöyle bakayım hadi. Şirin'i köyde görüyorum. İyi ve Şirin'de görünüyor. Buna sevindim. Merak etme Şirin'e, sana bir şey olmayacak. Köyde görüşmek üzere. Şirinler gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Turşudan daha güzel bir şey var mı ya? Özellikle Şirin turşusuna bayılırım. Uzak dur benden. Bırak gideyim. Emrin olur. Çıkar beni buradan. Artık gerçekten turşu oldum. Şirin'e kaçıyor. Kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya seni mavi yaratık. Kaçma diyorum sana. Oy. Buraya gelin Şirinlerim. Önemli bir duyuru yapacağım. Ama Şirin'e nerede? Gargamel onu yakaladı. Ne? Canım sorun değil, yakında döner. Sakar'ın taşı öyle dedi bize. Evet, öyle dedi. Siz aklınızı mı şirinlediniz? Onu hemen kurtarmalıyız. Çabuk beni takip edin. Şirin baba. Şirin'e? Gördün mü Şirin baba? Taşı söylediği gibi geri döndü. Size teşekkür etmeyeceğim. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Sakar, bana taşı ver çabuk. Peki Şirin baba. Şimdi duyurumu yapacağım. Peki bir haber değil. Hesaplarıma göre köyümüze korkunç bir fırtına yaklaşmaktadır. Ben hemen uzak çayırlara gidip yağmur başlamadan önce polen toplamalıyım. Gözlüklü, sen ve Sakar da mı tamir edeceksiniz? Peki Şirin baba. Geri kalanınız da çiftçiye ürün toplamada yardım edin, yoksa fırtına hepsini mahveder. Hadi, şimdi işinizin başına. Peki Şirin baba. Gözlüklü, ben tam onarırken sen ne yapacaksın? En zor işi! Kocaman merdiveni Şirin başıma tutacağım!
Ha, gözlüklü, sen gerçek bir mavi ahbapsın. Hey, taşım işte orada. Canım taşım. Hey. Ha, gözlüklü, taşım yakında havanın düzeleceğini söylüyor. Düzelecek mi? Yani yağmur yağmayacak mı? Bu da tam bekleyebilir de bekler. Tarladaki ürünler de öyle. Diğerlerine de söyleyelim, Pinky'ye gideriz. Sana güneş açacak diyordum Şirin'e. Sakarın taşı yalan söylemez. Güneş açacakmış ha? Buna ne denir? Salak yağmur olmalı. Hey. Hey pastam. Evet, güneş açacak değil mi gözlüklü? Evet, sağ ol gözlüklü. Ama yağmur diyecek, taş öyle söyledi. Hey, onları anlat Sakar Şirin. Sakar, gidemezsin. Islanıyorum gözlüklü. Ayrıca Şirin babanın damını hemen tamir etmeliyim. Hey, dikkat edin. Şirinlerimin başı dertte. İmdat! Olamaz, yağmur suyu kimyasal maddelerime karışmış. İmdat! Onları ancak bu taze polen kurtarabilir. Al bakalım. İmdat! Taşım bitti! Taşım, zavallı taşım. Sıkı tutunun şirinlerim, hadi hop! Hop! Gördünüz mü? Güneş açtı işte. Sakarın taşı doğru söylemiş. Size endişelenecek bir şey olmadığını söylemiştim. Şirinler ama... Yok, siz beni dinlemediniz. Zeki bir şirin olarak ben... Şirin baba! Sakin olun şirinlerim. Şimdi bu hepimize bir ders olmalı. Geleceği düşünmek çok önemli. Ama bugünü yaşamalıyız, öyle değil mi? Taşım yüzünden çok sorun çıkardım Şirin baba ama artık hepsi bitti. Olacak şey değil. Şirin baba, ben başından beri o taşa hiç güvenmemiştim. Sakar Şirin'e de söyledim ama o ya beni dinlemediler. Beni hiç dinlemezler. Elimde taş olmadan da bunu tahmin edebilirdim aslında. Pekala şirinleri merkez buraya toplasın. Evet, geldi Şirin baba. Söyle Şirin baba. Bugün köprü yapımında hep birlikte çalışacağız. Hadi şimdi herkes işinin başına geçsin bakalım. Ben biraz sonra sizin yanınıza gelirim. Kısa bir uyku molası vermenin zamanı geldi. Kendime bir köşe bulup da uyuyayım bari. Tembel Şirin, nereye gidiyorsun bakalım? Ben şeye gidiyordum. Sen de herkes gibi hemen işinin başına dön bakayım. Tamam Şirin baba. Bu şirinler beni deliye çeviriyorlar. Merhaba güçlü, nasıl gidiyor? Merhaba Şirin baba. Bana şuradan küreği verir misin lütfen? Al bakalım. Dur! Bu kürek kimin? O benim küreğim Şirin baba. Şirin baba. Ne güzel olmuş öyle değil mi? Köprüyü tek başıma boyadım. Boyarken gözlerin açık mıydı, kapalı mıydı? Çok ince bir espri Şirin baba. Ben zaten her zaman senin harika bir espri anlayışın olduğunu söylemişimdir. Sinirlerim daha fazlasını kaldıramayacak. Oh! Tembel Şirin! Hemen ormana git ve bize odun kes. Bir sürü odun istiyorum ve çabuk ol! Neden bu şirinlerle yaşamak gittikçe zorlaşıyor? Bunlar bir gün beni delirtecekler. İşte ilk odunumuz. Kıs 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 sinek sinek defol buradan.
Defol, defol dedim sana pis sinek. Ah. Ay, ay, sen beni ısırdın. Ah, ay bana neler oluyor, ay. Ay, ay, kendimi çok kötü his. Ay, ah, gınap, 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 gınap. Tembel Şirin'in ormandan odun getirmesi tabii ki uzun sürecektir. Bence kendine çoktan uyuyacak bir yer bulmuştur bile Şirin Baba aslında. Gezer misin Bilgin, şimdi git ve onu bul. Ay, peki Şirin Baba. Tembel Şirin! Tembel Şirin neredesin? Gınap. Gınap, gınap, gınap. Günap. Ay 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 Şirin Baba. Şirin Baba, Şirin Baba. Günap, günap, günap. Tembel ormanın biraz ilerisinde ama bütün vücudu mor olmuş ve durmadan gınap gınap diyor. Horluyordur, sen yanlış anlamışsın. Bu şekilde mi? Ne? Bu korkunç bir şey. Tembel bir mor sinek tarafından ısırılmış olmalı. Ha, mor sinek mi? İşte orada. Günap, günap, günap. Tembel köye doğru gidiyor. Onu yakalayalım. Gelin. Bu taraftan. Şirin aradır, dur! Günap, günap, günap! Yap, dur, ay, vurma, ben vurayım! Bir tembeli yakaladık! Zavallı tembel, onu günap. Evine götürelim Şirinler! Günap, günap! Bu tür bir hastalığa bundan yüzyıllar önce genç bir Şirinken rastlamıştım. Aradan o kadar çok zaman geçti ki tedavisinin nasıl olduğunu hatırlayamıyorum doğrusu. Günap, 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 günap! Günap, günap. Zavallı tembele iyileşmesi için doğru ilacı bulmam gerek. Günap. Ay, ay mor şirin beni ısırdı. Ay, gülüp, gülap, gülüp, günap, gülüp, günap, 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 günap. Ay, kaçın. Günap, 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 günap. Ulu şirinler adına bu bir salgın, herkes kaçsın. Çok geç olmadan doğru ilacı hemen bulmalıyım. Uyanın şirinler. Sanırım ilacı buldum. Ama önce test edilmesi için hasta bir şirin bulmamız gerekiyor. Bu çok tehlikeli olabilir. Bu mor hastalık çok bulaşıcı. Aranızda gönüllüler var mı? Pekala, şimdi ayrılalım ve her yeri iyice arayalım. Günap, günap. Hey, bir tanesini buldum. Günap, günap, günap. İmdat, imdat. Günap. O beni ısırdı. Kendime günap, 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 günap. Hey, ben bir tane mor şirin yakaladım burada. Aa, Bilgin, senin bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum. Aa, Şirin'e bu sadece... Günap! Önemli değil. Pekala, şimdi başlıyoruz. Becerikli, şunun kuyruğunu sıkar mısın? Günap! Günap, 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 günap. Ama rengi hala mor. Çabuk iplerini çözün ve onu yatağa yatırın. Zavallı tembel. Evet, böyle aptal sesler çıkartmak çok kötü. Günap. O beni ısırdı. Günap. Benden uzak durun. Büyük, büyük Şirin Baba. Şirin Baba. Günap. Günap. Bu bir felaket. Hemen yeni bir ilaç bulmalıyım. Günap. Şirinler. Yeni yaptığım bu ilaç umarım bu sefer işe yarar. Ama bir kez daha gönüllülere ihtiyacımız olacak. Yokum, beni alma, onu al. Ah, bu kadar yeter. Sen, sen ve sen. Sizi seçtim. Şimdi işinizin başına. Peki Şirin Baba. Baba. İyi iş başardınız Şirinler. Şimdi yeni formülümüzü bir deneyelim. Günap. Günap, 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 günap. Şirinlerim, yaptığım hiçbir ilaç işe yaramıyor. İçimizden 15 şirin şimdiden bu hastalığın pençesine düştü bile. Günap. 16 etti. Günap, günap.
bununla 17 etti. Hemen bu hastalığın çaresini bulmamız gerek. En son çaremiz bir tane mor sinek bulmak. Belki sinekten bu hastalığın çaresini öğrenebiliriz. Hadi şirinler iyi avlar. Hargınap. Oh, hayır, bir tane daha. Ay, mor sineği biz yakaladık. Biz yakaladık. Aha, işte buldum. Yakaladım. Hey, ben aşağı indim. İmdat, imdat. Her şeyi denedim ama hiçbir işe yaramıyorlar. Sineği biraz yaban gülüyle besleyelim. Ben de biraz dinleneyim. Yaşasın! Maviye dönüştü. İşte ilaç buymuş. Yaban gülü tozları. Çabuk olun şirinler. Ormanda bulduğunuz bütün yaban güllerini toplayıp hemen buraya getirin. Hemen! Günap, günap, günap. Günap, 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 günap. İyi iş başardınız şirinler. Gül tozları hazır. Elinizdekiler biterse buradan gelip doldurabilirsiniz. Şirin baba! Şirin baba bak! Mor şirinler geri geliyor! Günap, 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 günap. Nişan alın! Ateş! Ne oldu? Neredeyim ben? Günap! Günap! Oy! Ah! Günap! Günap, 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 günap. Hart! Ya? Günap, günap, günap! Günap, 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 ısırırım. Günap, 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 şirinlerim. Şirinler, şirinler neredesiniz ulu şirinler? Bir tek ben kalmışım ve benim de gül tozum kalmadı. Hemen laboratuvardan biraz tuz alıyorum. Seni günap seni. Günap. Art. Hayır, hepsi döküldü. Şirinlerimi artık iyileştiremeyeceğim. Gınap, 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 gınap. Hepinize büyük geçmiş olsun şirinlerim. Bir daha asla sizden şikayet etmeyeceğime söz veriyorum. Hepinizi olduğunuz gibi seviyorum. Hepinizi. Biz de sizi seviyoruz şirin baba. Günap. Günap, günap. Sürpriz. Günap, günap. Şirin baba sözünü tuttu ve yaptığım şakadan hiç şikayet etmedi, öyle değil mi? Bak Azman, bu baharın ilk günü. Bütün çiçekler açmış, kuşlar ötüyor, güneş pırıl pırıl. Bu çok çok iğrenç. Koskoca bir kışı geride bıraktık ama ben hala bir tek şirin bile yakalayamadım. Ama dur. Bütün bu iğrenç bahar koşuşturmaları aklıma çok güzel bir şey getirdi. Bahar gelmiş olabilir ama o sefil minik şirinlere yaz mevsimini görmek kısmet olmayacak.
Ha, işte yine bahar geldi. Galiba bahar hepsinin başına vurdu. Kör kütük aşık olmuşlar. Aa, merhaba Şirin baba. Aa, merhaba Şirin'e. Durum gerçekten çok ciddi vaziyette. İşte Şirin'e. Bunları sana getirdim. Ben de. Kesin şunu. Şey Şirin'e, sen acaba benimle evlenir misin? Tanrı aşkına güçlü Şirin, ben yedim. Artık çizmeyi aşıyorsunuz. Şirin'i rahatsız etmeye utanmıyor musunuz? Şimdi onu rahat bırakın. Bu münasebetsizlikler için kusura bakma Şirin'e. Ama eğer evlenmeye karar verdiysen daha olgun ve deneyimli birini seçmeni tavsiye ederim sana. Tabii ki Şirinler arasından. Ama ben bunu... Sadece düşün, onların anne Şirin'i sen olabilirsin. Ama ben... Yine... Ve hepsi bu kadar değil tabii. Ben galiba şimdi seni yalnız bıraksam çok iyi olacak. Ah, keşke sadece 450 yaş daha genç olsaydım. Şirin'i için bundan daha güzel ve etkileyici bir bahar sürprizi olamaz. Eğer bu minik mavi yaratığı etkim altına alıp yönlendirebilirsem, onu kullanarak her istediğimi yaptırabilirim. Şirinleri birbirine düşürebilirim. Bu tozun seni bu kadar etkilemiş olmasına gerçekten şaşırdım. Ama bu benim hayatımdaki en zekice buluşlarımdan biri. Şirine! Şirine! Dur Şirin'e. O minik ayaklarının çamura bulaşmasına izin veremem. Hoppa. Ay çok teşekkür ederim güçlü Şirin. Sen gerçekten de çok güçlüymüşsün. Güçlü Şirin. He? Ne ha? Ay Şirin baba. Şey egzersiz aletini birkaç saatliğine ödünç verebilir miydin acaba? Oo, tabii ki Şirin baba. Teşekkür ederim. Bu çok tuhaf. Yoksa o da mı? Yok. O olmaz canım, o çok yaşlı. Şirin baba, sanırım artık bir karar vermem gerekiyor. Yani hangi Şirin'le evleneceğime dair. Evet, yani kim? Evet, bunu düşünmek için biraz yürüyüşe çıkıp yalnız kalmak istiyorum. Döndüğüm zaman size kararımı açıklayacağım. Sakın unutma Şirin'i, hayatını etkileyecek bütün faktörleri değerlendirmelisin. Çok korkuttun. Ne kadar güzel bir çiçek. Evet, geliyorum. Büyücü Gargamel, geliyorum. Gel bakalım Şirin'e. Biz de seni bekliyorduk.
Şimdi sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen... Hepiniz evlerinize dönseniz iyi olur. Şirine beni seçecek. Boşuna hevesleniyorsun güçlü Şirin. Şirine beni seçecek. Beni seçecek. Beni seçecek. O zavallı minik Şirinler. Hayal kırıklığına uğrayacaklarının farkında değiller. Buna bak şıkıcı Şirin. Ne kadar ne bekliyorsunuz? Geri dönün diyorum. Beni seçecek. Göreceksiniz. Pekala Şirin'e. Söyle bakalım hangi Şirin'le evlenmek istediğine karar verdin mi acaba? Tabii ki verdim. Usta Şirin'i seçtim çünkü o çok akıllı. Usta Şirin mi? Ve çok kuvvetli olduğu için güçlü Şirin'i de seçtim. Güçlü Şirin mi? Şirin'e, verdiğin karara saygım var ama bir Şirin seçmen gerekmez miydi acaba? Evet, benim için yarışma koşunun önüne gidecektir. Bakalım bu yarışı hangisi kazanacak? O beni seçti usta Şirin. Hayır, önce beni seçmişti. Öyle mi? Evet. Usta Şirin'i seçti. Beni seçecekti ama sizi seçti. Bir tane patladı. Onu duymadınız mı? Neden sizi seçti anlamadım zaten. Bir, iki, üç, dört ve... Ve bir, iki, üç, dört, başla. The choice is clear. A smurf of your dreams is here. Forget about Hefty and all the rest. Yours truly handy is still the best. The only Smurf for you is one who is true blue. That Smurf is me. My name is Hefty. Smurfette, the choice is clear. The Smurf of your dreams is here. The only choice for you is one who is true blue. Forget about Hefty and all the rest. Handy is still the best. That Smurf is me. My name is Hefty. So let's say I do. Wait a minute. You just said I'm Hefty. Smurf, don't hand your record. Sizin neyiniz var söyler misiniz? Şimdi hepiniz evinize gidin ve uyuyun. Şirin'e bu kargaşaya artık bir son vermelisin. Ne kadar romantik öyle değil mi Şirin baba? Şirinler şimdi Şirin'e benzedi. Bu çiçekte bence garip bir şeyler var.
Gargamel. Hapti hapti da da bendi da. Gözdeki Şirin ne yapıyor? Ben Şirin babanın emri bu. Bazı bölgeleri belirleyerek bir hat çizmemi istedi. Güçlü Şirin'in grubuyla usta Şirin'in gruplarının kavga etmemeleri için. Gözlüklü Şirin fırçayı tutuş şeklin gerçekten çok hoşuma gitti. Bu bence çok ustaca. Ha, sahi mi? Evet, yardım edebilir miyim? Ha, evet, tabii. Hapti hapti da da. Hapti hapti da da. Hapti hapti da da. Biraz daha sola doğru. Ha, sağ ol Şirin'e, tamam. İşte böyle. Şimdi biraz da sağ. Ha, sen nasıl istersen. Hapti hapti da da. Hapti dapti daptan nefret ediyorum. Sevgili Şirinler, kendimizi yıkıp yok etmeden büyücü Gargamel'in Şirin'e yaptığı büyü bozacak bir karışım hazırlamalıyım, hem de çabuk. Hapti dapti daptam, hapti dapti daptam, hapti dapti daptam. Gözlüklü, bana bak, sen ne yaptığını sanıyorsun orada? Ha, Şirin babanın emri. Sen ve kavgacı arkadaşların bu çizginin öbür tarafına... Hepinizi Şirin Baba'ya şikayet edeceğim. Ve Şirin Baba bütün bunları duyduğu zaman... Şirin Baba! Vay vay. Bunun hiçbir önemi yok sevgili Güçlü ve sevgili Usta Şirin. Şu incecik çizginin size engel olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Ben tabii ki öyle düşünmüyorum yani. Bana bak, seni düelloya davet ediyorum Usta Şirin. Evet Usta Şirin. Evet. Tamam. Gel, bir tane de gözüne vurayım, izin ver. Dur bir kafa atayım da rahatlayayım. Çık git. Şirinler şimdi Şirin'e benzedi işte. Buldum. Sonunda başardım. Şirin'e. Benim sevgili Şirin'im. Bak bak. Senin için bir karışım hazırladım. Durun. Durun. Kırıldı. Ve artık onlara sözümü de geçiremez oldum. Bu durumda yapılabilecek bir tek şey kaldı. Şirin'e şu anda o sefil Şirinleri birbirine katmıştır bile, öyle değil mi Azman? Şimdi gidip Şirinler çorbası için bir kazan su kaynatalım sevgili Azmancım. Şirin Baba. Merhaba Gargamel. Ne o, Şirinlerle aran mı açıldı Şirin Baba? Bir dakika dur. Gel şu işi tatlıya bağlayalım. Aa, bu harika. Ama buradan sağ çıkamayacaksın. Evet. Gargamel. Bugünlerde Şirinlerle küçük bir sorun yaşıyoruz. Evet, biliyorum. Ve şimdi senden gözlerime bakmanı istiyorum. Evet, bu harika. Gözlerini kırpma ve bana itaat et. Ne oldu? Sadece fiziksel özelliklerimiz yer değiştirdi Gargamel. Ama bu üçkağıtçılık, bu tam anlamıyla bir üçkağıtçılık. Sen sahtekarsın, sen fırsatçısın, sen iğrenç, sen... Azman, kes şunu. Azman, sen iyice buradın. Eğer karnın acıktıysa onu yemelisin. Ben tekrar sen olmak istiyorum. Yani ben Gargamel olmak istiyorum. Bu şekilde daha fazla yaşamak istemiyorum. Hiç merak etme, bunu ben de istemem. Şirinler kentinde barış sağlanır sağlanmaz tekrar vücutlarımıza kavuşuruz. Biraz önce olduğu gibi gözlerimin içine bakacaksın ve ben de sihirli sözcükleri söyleyeceğim. Peki neden bunu şimdi yapmıyoruz? Frank, bana itaat et. Yo, böyle değildi. Pitcat, bana itaat. Ay. Bir yerine bir şey oldu mu? Sakın bana indi sürme üçkağıtçı sefil Şirin. Bak sinirlendin Şirin'e, ben de indireceğim. Benimle, benimle. Bak, bir tane daha patlatırız. Gargamel. He? Ne diyorsun? Gargamel. Evet. Ne güçlü bir büyücü bu böyle. Şirinler birimiz. Birimiz Şirinler için. Şirinler hepimiz için. Hep birlikte saldıralım. Gargamel'i
hadi hadi hadi. Hadi yürüyün. Bana bak patlatırım bir tane dediğine vururum. Al bakalım. Al al sana. Aman tanrım. Beni öldürecekler. Ay ay. Ah o kadar korktum ki ölüyorum. Bu üç kağıtçı Şirin Baba benim prestijimi sarsacak. Ama eminim Şirin Baba'nın laboratuvarında fiziksel değişimi sağlayacak bir formül bulabilirim. Bir bakalım. Sihirli sözler ve formüller. Yok değil. Şirinler için güzel nasihatler. Yok. Aha. Fiziksel değişiminin kuralları. Tamam. Bulacağımı biliyordum. Şirinler, ipleri iyice sıkmalıyız. Sıkları daha derine çakın. Takalım ben Şirin'i al Şirin'i. Zavallı efendim Gargamel, onu da kurtarmalıyım. Aferin size minik Şirinler. Hepiniz gerçek Şirin kanı taşıdığınızı bana ispat ettiniz. Artık beni bu iplerden kurtarabilirsiniz. Çünkü ben Gargamel değilim. Ben sizin Şirin babanızım. Tabii ne demezsin. Ben de Şirineyim zaten. ama ben çok ciddiyim. Şimdi çözün beni bakayım. Bunu aklından çıkar Gargamel. Onları durdur Şirin Baba. Sen çok güçlüsün, çok cesursun ve çok beceriklisin. Çekil ayağımın altından ufaklık. Ben Gargamel'im ve sana ihtiyacım kalmadı artık. Gargamel. Bunu gördün mü? Sihirli sözcükleri de buldum işte. Gargamel. Şimdi gözlerimin içine bak. Asla. Gözlerini kırpma ve bana hemen itaat et. Gargamel, kendimi çok suçlu hissediyorum. Kaçın benim sevgili şirinlerim. Seni yakaladım, seni doğduğuna pişman edeceğim. Hadi durmayın, koşun ama benden kaçamazsınız. Hadi geliyor, çekin. Oh lanet, acaba nereye saklandılar? Aha! Şirin kebabı için hazırlanmışlar bile. Şirin kebabından nefret ederim. Şirinler kurtarın kendinizi. Ay, bu işte mantıklı değil. Şirin baba Gargamel'miş ya da Gargamel Şirin baba mıydı yani? Çünkü eğer Gargamel Şirin baba değilse Şirin baba aslında Gargamel. Daha hızlı koşun Şirinler. Bu tarafta. Ay! Azman! İşte şimdi yandık. Ay! Ama anlayamıyorum. Eğer karnın acıktıysa onu ye ve beni de rahat bırak, tamam mı? Dur. Azman ne yapıyorsun? Azman ne yaptığını sanıyorsun? Verin Azman, hadi ye onu, ısır, parçala tamam. Hadi tatlı kedicik hadi. Şimdi onları boş verin, hemen Şirinler kentine geri dönelim. Seni küçük beyinli yaratık, bana ne yaptığını gördün mü? Bütün sefil Şirinler elimizden kaçtı. Oo, önemli değil, tamam. Artık nerede yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Bu taraftan. Artık hiç şaşırmıyorum. Şimdi de bu ağacın solundan döneceğiz. Yoksa sağa mıydı? Sonra tekrar sola. Ve şimdi de... kahretsin. Kahretsin, bunu bir türlü öğrenemedim ben. İşte tam karşımızda. ama burası benim evim. Bu sefil minik yaratıklar beni aldatıp yine elimden kurtuldular. Nefret ediyorum onlardan. Nefret, ne gün yakalayacağım ama onları yakalayacağım. Sizleri böyle yeniden mutlu görmek beni çok duygulandırdı doğrusu. Merhaba Şirin Baba. Ne güzel bir gün, öyle değil mi? Merhaba Şirine, evet öyle. Merhaba Şirine, günaydın. Kiminle evleneceğine karar verdin mi Şirine? Benimle evleneceksin değil mi? Ben son derece yakışıklı, mavi ve duygulu birine, ne dersin Şirine? Evet, ben Hayır, o benimle evlenecek, öyle değil mi Şirine? Ama ben... Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz, o beni seviyor Şirine. Hayır, beni seviyor. Sakin olun, sakın bir daha bu şekilde davranmayın Şirine. Sanırım artık bu konuda bir karar vermek zorundasın. Ben de zaten kararımı vermiştim Şirin Baba ve düşündüm ki... Evet. Henüz evlenmek için çok erken.
Diğer yandan aranızdan birini seçmem mümkün değildi. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Seni seviyoruz gibi de. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Başka bir bahar mutlaka gelir. Bu sabah uyuyakalmışım. Bu çok büyük bir gün. Geleneksel piknik günümüz. Şirinler adına yağmur yağıyor. Yağmurdan nefret ederim. Arabamı ne zaman yıkasam yağmur yağıyor. Tüf. Yıkadım bütün çamaşırlarım tekrar ıslandı. Merak etme Şirine, ben yardım ederim. Yardımların için teşekkür ederim Sakar. Bunu gördün mü? Bu hayatında gördüğün en şirin şey olmalı. Tanrım, şimdi de sanak halinde yağmaya başladı. Her zaman aynı şey oluyor. Bütün şirinler havadan şikayet ediyor ama bunu değiştirmek için elimizden bir şey gelmiyor. Durun. Peki havayı şirinleme makinesine ne dersin? Yuhuu! Bu en büyük icadım olacak, evet. Şirinler havayı kontrol edebilecek artık. Bu mükemmel bir şey. Becerikli, geriye gidiyorsun. Eski tepe, yağmuru dindirmeye gidiyorum. Ay sanıyorum. İşte makine hazır. Merhaba Şirin baba. Yeni bir makine, öyle mi becerikli? Peki ne işe yarıyor? Size göstereyim. Şu anda hava piknik yapmaya uygun değil. Şimdi biraz güneş açmasını sağlayalım. Mükemmel. Harika bir piknik havası. Becerikli, makinen gerçekten çok şaşırtıcı. Ama doğayla böyle oynanması bence hiç doğru bir şey değil. Hiç merak etme Şirin baba, istersen havayı eski haline çevirebilirim. Pekala, makinanı yine iyi hava şirinle ve hep beraber pikniğe gidelim. Nasıl isterseniz. Hoşça kalın. Benim sevgili arkadaşlarım tatlı birer şirindir, evet. Sen pikniğe gelmiyor musun şair? Hayır. Ben burada kalıp güneş için bir şiir yazmak istiyorum. Sakar, harika olacak. Nasıl istersen. La 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 la. Keşke şirin sebzelerimi şirince sulamanın başka bir yolu olsaydı. Hey, bir dakika. Evet, sanırım sebzelerim sulamanın kolay bir yolunu biliyorum. La 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 la. Burası piknik yapmak için uygun bir yer. Ay ne kadar güzel, harika. Önce biraz yüzelim, rahatlarız. Önce biraz dinlenelim. Önce yemek. Önce uyuyalım. Bilgin şemsiyeye ihtiyacın olmayacak. Bak becerikli, ben her zaman üzülmektense işimi sağlam almayı severim. Yani hava yine bozabilir. Hava düzenleme makinem varken bozmaz, garanti edebilirim. Birkaç dakika sonra sebzelerim istedikleri kadar suya kavuşacaklar. Sanırım önce bu kolu çekmem gerekiyor. Güzel güneşe şiir. Ah muhteşem güneş, ne kadar sıcak ve parlaksın. Ha? Ha? Bu makine sayesinde tarımda çok büyük bir ilerleme sağlanabilir. Bu yağmurda şiir yazamam ki. Hava düzenleme makinesi bozulmuş olmalı. Makineyi güneşli havaya şirinlemeliyim. Bak, gördün mü Şirin baba? Bu kısa bir sağanaklık. Makinemin çalıştığını size söylemişti. Makineden nefret ediyorum. Şirinler adına o güzel yağmur yine durdu.
Gidip o makineyi tekrar çalıştırmam gerekecek galiba. İkinci deneme. Ah muhteşem güneş. Ne kadar sıcak ve... parlaksan. O aptal makineye kimin üstün olduğunu göstereceğim. Evet küçük sebzeciklerim. Artık güzel güzel büyüyebilirsiniz. Güneşi kim çıkarttı yine? Şirini burada okursam makineyi bozulduğunda hemen güneşle havaya şirinleyebilirim. Muhteşem güneş, ne kadar sıcak ve parlaksın böyle. Şirinler adına. Şair, hava makinesinin ayarını sen mi değiştirdin? Evet, ben değiştirdim. Şiir yazmam için güneşli bir havaya ihtiyacım vardı çünkü. Benim de sebzelerim için yağmura ihtiyacım var. Ya bunu yapamazsın. Buna izin vermeyeceğim. Önce ben geldim. Ha? Ay! Al o şiirlerin de başına çal. Ah, kötü kaderim, şemsiye açılıyor. Ay! Yağmur durdu. Ay, yine açılmıyor bu. Açıl, açıl, açıl. Becerikli. Sanırım yaptığın hava düzenleme makinesinde düzeltmen gereken bir iki küçük detay var. Ben yağmur istiyorum. Ben güneş istiyorum. Yağmur istiyorum. Güneş! Güneş! Yağmur. Güneş! Hava birden ne kadar sıcak oldu değil mi? Bunun en iyi çaresi gölde biraz serinlemek. Hadi sana kalan çürük yumurta. Koşun, koşun. Göl birden donmuş, ne bu be? Tabii, kuyruğum da. Bir de yanından bakın canım, buz kayağı yapabiliriz mesela. Yağmur! Güneş! Güneş! Yağmur! İşler kontrolden çıkmaya başladı. Becerikli korkanın makinen dünyanın tüm dengesini bozdu. Merak etme Şirin baba. Köye döneceğim ve makineyi durdurup tamir edeceğim. Hepimiz köye dönüyoruz. Burası Şirinler için güvenli bir yer değil. Hayır, güneş! Yağmur diyorum sana. Güneş! Yağmur. Güneş! Kar yağdı. Makine kontrolden çıktı galiba. Ben bunu durdurmalıyız. Çok kötüleşmeden bir şeyler yapmalıyız. Hadi hadi. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Şirin babaya haber verelim. Şirinler adına Nehri daha önce hiç böyle görmemiştim. Bak Becerikli ve diğerleri geliyor. Şirinlere şükür. Becerikli çabuk gel. Makinen bozuldu. Ne oldu? Yolumuzda küçük bir anlaşmazlık çıkmıştı da. Anlaşmazlık yüzünden yani. Kontrol düğmeleri birdenbire şey oldu. Birdenbire bozuldu. Evet. Birazcık kırıldı. Kırıldı işte, ne yapabiliriz? Aslında önemsiz küçük bir arıza ama işte böyle oldu. Bilmeliydim. Durmayın. Koşup makineyi tamir edelim hemen. Kötüklere dikkat edin. Köprüden uzaklaşın. Yanına gelin. Sıkıntıda Becerikli seni çekeceğiz. Çekil. Hep beraber şirinler. Şirinler. Nehri geçecek başka bir yol bulmalıyız. Bu zor ve uzun bir yolculuk olacak. Birbirinize yakın durun. Hava durmadan değişiyor. Şemsiyemi yanıma almakta çok iyi bir şey yapmışım. Ben her zaman tedbirli olmuşumdur. Zaten ben hep kötü bir şeyle karşılaşıp üzüleceğime tedbirini alacaksın derim. Ay beni bekleyin. Yağmur saçlarımı mahvetti işte. Hey, ışıkları kim söndürdü ya? Korkmayın şirinlerim, bu sadece bir sis. Aman tanrım, sis çok yoğun. Evet, burnumun ucunu bile göremiyorum. Aman. Ama tadı fena değilmiş. Ne? Bu garip sesler nereden geliyor ha? Bilmiyorum. Sürpriz, bu çamur. Çamurdan nefret ederim. Düzeltiyorum, bu donmuş çamur. Donmuş çamurdan daha çok nefret ederim. Bir de işin iyi yönünden bakın Şirin baba. En azından benim makinemin burada hiç suçu yok değil mi? Hey! Ne söylemiştin Becerikli? Evime gitmek istiyorum. Eve asla gidemeyeceğiz.
Bütün bunlar sen ve senin hava düzenleme makinen yüzünden başımıza geldi. Benim mi? Ya şair ve çiftçi ne olacak? Ben masumum. Hayır, kola aslında çiftçi Şirin kızı. Ben masumum. Yalancı. Öyle oldu ama. Yeter artık! Zaten yeteri kadar sorunumuz var. Şimdi sinirlerinize şirin olun ve gidelim. Oh, çok sıcak. Oh, 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 çok 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 üşüyorum. Korkuyorum. Ah, zavallı makine. Korktuğumdan da kötü durumda. Çabuk, hava tekrar değişmeden makineye ulaşmalıyız. Becerikli düzelt şunu. İşe yaramıyor Şirin baba, kontrol kolu sıkışmış. Ay biliyordum, sonumuz geldi işte. Bunu kullanabilir miyim? Hey, o benim şemsiyem. Şemsiyeme ne yapıyorsun ha? Aha, çok şirince bir fikir becerikli. Herkes bir yere saklansın. Büyük icadını yok etmeli senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum becerikli. Ama doğanın işine karıştığımız zaman başımıza neler gelebileceğini öğrendik sanırım, değil mi şirinlerim? Evet. Mutlu günler geri geldi işte. Evet, artık rahatça dinlenebilirim. Öyle mi? Peki ben şimdi güzel yağmur şiirimi nasıl bitireceğim? Ha? Ha? Bu iyi mi? Evet. Evet, ama biraz gök gürültüsü de gerekiyor. La 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 la. Hayır hayır hayır, şimdi Şirin, bitkilerini alfabetik sıraya göre dikmelisin. Önce armutlar, sonra çilekler, sonra da elmalar. He? Canları böyle silmemen gerekli. Suyun yeterince sabunlu değil, süngerin yeterince yumuşak değil. İzin ver de sana birkaç ipucu vereyim. İpuçlarından nefret ederim. Şirin baba! Şirin baba! Teşekkürler Şirin baba. Sadece herkese işlerinde yardım etmeye çalışıyordum. Ve görüyorum ki kendininkini unutuyorsun. Biliyorsun gözlüklü Şirin itfaiye araçlarındaki su tanklarını doldurma sırası sendeydi. Evet Şirin baba. Köyün huzurlu olması için kendi görevlerimi yapmaktan çok mutluyum. Her zaman dediğin gibi... Şu anda sana su tanklarını doldur diyorum gözlüklü Şirin. İpin sıkı ve gergin olmasına dikkat et usta Şirin. Her şey yolunda gözlüklü Şirin. Sadece buradan git. Git dedim. Aa, ip iyi görünüyor usta Şirin. Hiç kimse artık yardımımı takdir etmiyor. Şirin baba bana ne yapmamı söylemişti? Yoksa... Hayır. Pencerelerini kapayın, dağlara ambara götürün, çabuk olun. Sanırım giderek hızlanıyor. Hiçbir yere yıldırım düşmediği için şanslıyız. Gözlüklü Şirin, tankları doldurmamışsın. Bir şey unuttuğumu biliyordum. Çabuk olun, kovalarla su taşıyın. Ben ne yapacağım şimdi? Merak etme Gözlüklü Şirin, hepimiz evini onarmak için yardım edeceğiz. Eskisi gibi olur, eğlenceli olacak. Güneş girsin diye pencereleri biraz büyütürmüşsünüz. Arkaya bir oda da ekleyebilir miyiz acaba? Onarım nasıl gidiyor gözlüklü Şirin? Sanırım iyi Şirin baba. Ama evin bitene kadar ben nerede yatacağım?
Gördüğünüz gibi gözlüklü Şirin'in birkaç gün için kalacak bir yere ihtiyacı var. Gönüllü olan var mı? Benimle kalabilirsin gözlüklü Şirin. Teşekkür ederim usta Şirin. Bir şey değil. İyi mi yaptım acaba? Şimdi bu benim son keşfim. Bir mısır toplama makinesi. Vay be! Nasıl çalışıyor bu usta Şirin? Daha sonra açıklarım. Şimdi evinle ilgilenmem gerekiyor. Ne yaparsan yap mısır toplayıcıma sakın dokunma, tamam mı? Hiç fena değil. Ama eminim birkaç şeye daha ihtiyacı vardır. Bu vidayı birazcık daha sıkayım. Mısır toplayıcım. Gözlüklü Şirin. Lala birkaç vidası duruyor usta Şirin. Teşekkürün, hiç gerek yoktu. Bak gözlüklü Şirin, yeni portremi nasıl buldun? Benim yakışıklılığımı ortaya çıkarıyor değil mi? Buna çok emek verdin. Neyse, gidip evinin rengini seçmem gerekiyor. Hiçbir şeye dokunma. Bu benim için yeter, tamam mı? Hiçbir şeye dokunmayacaksın, anlaşıldı mı? Eksik olan bir şey var. Ha, buldum. Son bir darbe. Mükemmel. Hazır buradayken birkaç küçük değişiklik daha yapabilirim. La 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 la. Oo, en sevdiğim aynamın önündeki en sevdiğim sandalyemin üzerine oturup en sevdiğim portreme bakmak için sabırsızlanıyorum. Oo, yo, güzel evim. Nasıl buldun süslü Şirin? Oo, hayır, hayır, hayır. Bu burada olmamalıydı. Burası şimdi çok da dağınık görünüyor. Bazı Şirinler zevkli olmaktan hiç anlamıyor. Çilekli pudingimi mahvettin gözlüklü Şirin, mahvettin. Biraz tuza ihtiyacı vardı. Olamaz monşer, tablom mahvolmuş. Hiç komik değildi gözlüklü Şirin. Buna müzik mi diyorsun? Ay Şirin baba, ben ne yapacağım? Hiç kimse beni evinde istemiyor. Doğru, seni istemiyoruz. Sen korkunç bir misafirsin gözlüklü Şirin. Gözlüklü Şirin, kalacak bir yerin olmadığına göre benimle kalabilirsin. Ne yapalım artık, katlanacağız bir süre. Şirin baba, sana güvenebileceğimi biliyordum. Bu kadar gürültüde nasıl uyuyabilirim ben? Oldukça ilginç. Acaba Şirin baba ne yapıyor? Aa, anladım. Tabii ki. Gözlüklü Şirin, bu bardağı taşıran son damlaydı. Gözlüklü Şirin, seninle karşılıklı Şirin Şirin'e ciddi bir konuşma yapmanın zamanı geldi sanırım. Sen ne dersin buna? Bence diğer Şirinler fazla mızmızlar Şirin baba. Konu bu değil gözlüklü Şirin. Başka bir Şirin evinde misafir olduğun zaman onların kurallarına uyman gerekir. Onlarla aynı fikirde olmasan bile. Ama onların ilgin bilgilerinden yararlanmalarını sağlamaya çalışıyordum ben. Bundan eminim gözlüklü Şirin ama davranışlarını değiştirmediğin sürece köydeki hiçbir Şirin seni evinde istemeyecektir. Ben de gidip ormanda tek başıma yaşarım. Hepiniz pişman olursunuz. Bu mağara gayet iyi. Affedersiniz, bu mağaranın dolu olduğunu bilmiyordum. Kafam seni rahatsız etmez, öyle değil mi? Güzel, kendimi evinde gibi hissediyorum. Şirinler yerine senin de yaşamanın daha kolay olacağına eminim. Evet, bundan kesinlikle eminim. Bir düşünsene, beni dışarı attılar. Ne büyük hatalar. Bütün yaptığımız hayatlarını kolaylaştırmaktı. Şirin babanın onların tarafını tuttuğuna inanamıyorum. Onun için yaptığım bütün o... Neden kimse benim konuşmamı dinlemek istemiyor? Bu gördüğüm en büyük fırtınalardan biri. Gözlüklü Şirin'den iz var mı Şirin'e? Şirin baba, gözlüklü Şirin köyün hiçbir yerinde yok. Gitmek için verdiği sözü tutmuş olmalı. Zavallı bu korkunç fırtına da dışarıda. Küçük Şirinlerim, arama ekipleri kurmalı ve gözlüklü Şirin'i bulmalıyız.
Gözlüklü Şirin. Diğer Şirinler sıcak evlerinde otururlarken ben bu soğuktan tek başımayım. Peki neden? Peki de herkese bir özür borçluyum. Ha, sanırım yarına kadar bekleyebilirim. Ha? Peki de şimdi gitmeliyim. Nehrin oralarda da yok Şirin Baba. O halde mağaraları kontrol etmeliyiz. Şirin Baba, Şirin Baba bak. Şirin izleri. Beni izleyin. Gözlüklü Şirin'in burada olmadığı belli. Artık gitseydik. Bu bir deprem. Bu taraftan, bu taraftan. Ay. Şirin Baba, Şirin Baba. O iyi mi? Bilmiyorum. Yardım et. Bu kütüğü kullanacağız hoppa. Oh Şirin Baba, ne olur uyan. Önce Aşçı Şirin'den özür dileyeceğim. Aşçı Şirin, Aşçı Şirin, Aşçı Şirin, Süslü Şirin, Süslü Şirin. Şirin Baba, kimse yok mu? Köyde hiç kimse kalmamış gibi. Gözlüklü Şirin. Ha? Ah, Mon Ami, bütün Şirinler seni aramaya gittiler. Merhaba Gözlüklü Şirin, nerelerdeydin peki? Şirin Baba nerede? Şimdiye kadar dönmeliydi. Onun ekibin nehre ve mağaralara bakacaktı. Mağaralara mı? Aman tanrım! Benim için doldum mağaraya gittilerse başları dertte olmalı. Beni izleyin! Kütük kırılıyor! Oya! Oya! Şirin Baba! Şirin'e! İçeride misiniz? Kimse var mı? Orada kimse var mı? Evet, buradayız. Şirin Baba yaralandı. Tavan üzerimize çökmek üzere. Onları kurtarmalıyız. Şirinler yardım edin. Girişi asla zamanında açamayız. Başka bir yolunu bulmalıyım. Ha, bir köstebek deli. Belki de. Umarım mağaraya gidiyordur. Çabuk olun, acele edin. Bir sürü yol var. Doğru olanı asla bulamayacağım. Lütfen. Dostlarımın başı dertte. Beni onlara götürmelisin. Hiç umut yok. Gözlüklü Şirin. Bu taraftan. Çabuk olun. Buradan gidelim. Olamaz. Şirin Baba ve diğerleri hepsi öldüler. Orada öylece durmaktansa bize yardım edemez misiniz he? Tanrım güvendeler. Hurra! Yaşasın. Gözlüklü Şirin hızlı düşmen hepimizi kurtardı. Bu sefer çok cesurca davrandın Gözlüklü Şirin. Teşekkür ederim Şirin'im. Ben de öyle düşünüyorum. Ve ayrıca başka birinin evinde konuk olmak konusunda çok önemli bir ders aldım doğrusu. Sahi mi? Artık bir kahraman olduğuma göre, gerçi daha fazla ilgi bekliyordum ama misafir olarak evlerinize geleceğim. Daha da fazlası umarım hepimiz bu olanlardan bir şey öğrenmişizdir. Geçen gün Şirin Baba'nın da dediği gibi hiçbir şey öğrenmemiş olmaları ne kadar da yazık.